Yeni gün başlıyor programından herkes hayırlı sabahlar, hayırlı günler ve dahi hayırlı haftalar diliyoruz efendim. Haftanın ilk günü yeni gün Pazartesi günüyle başlıyor. Lalegül TV ile Lalegül Efem ortak yayınıyla sizlerle buluşuyoruz. Gününüz hayırlı ve bereketli olsun İşleriniz kazançlı kazancınız bereketli olsun. Şayet bizleri yollarda izliyor ya da dinliyorsanız kazasız belasız yolculuklarınız olsun diyor diliyoruz efendim. Bugün yine yeni gün başlıyor programıyla güne haftaya başlıyoruz haftaya başlarken yine gazete başlıklarıyla gazetelerin birinci sayfa haberleriyle başlayacağız yanı sıra haber merkezimizce hazırlanan haberleri sizlere aktarmaya çalışacağız geçtiğimiz haftanın sonunda hatırlattığımız gibi şu anda. Rebiülevvel ayının içerisinde bulunuyoruz. Yani efendimizin dünyayı teşrif ettiği o kutlu ayda, kutlu iklimde bulunuyoruz. Dolayısıyla biz de şöyle bir farkındalık çalışması yapalım istedik. Duyurmuştuk ki bu ay içerisinde efendimizi güllerle karşılayalım, güllerle yad edelim ve her salavat bir gül olsun şeklinde bir e, kampanya değil de bir teşvik mahiyetinde bir slogan ortaya çıkmıştı her salavat bir gül olsun. Sizler de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dünyayı teşriflerini gerçekleştirdiği bu kutlu ayda, bu kutlu iklimde güllerle karşılamak isterseniz diye böyle bir farkındalık çalışması yapmıştık. Ve salavatın faziletlerine dair de her gün bir tanesini hatırlatarak en azından bu yolda bir itici kuvvet, bir teşvik edici unsur olması bakımından da paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün de hatırlatacağımız salavat-ı şerifin faziletleri noktasındaki e, hatırlatmamız, salat selam getiren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, salavat getiren kimsenin e, derecesi 10 derece yükseltilirmiş ve ona 10 sevap verilirmiş efendim. Efendimiz için salavat getirenin 10 derecesi yükseltilir, derecesi 10 derece yükseltilir ve ona 10 sevap verilir deniliyor. Efendim bizler de bu bilgiyi sizlerle paylaşmış olalım istedik ve e, güllerle karşılamaya devam diyoruz. Efendimiz'i her salavat bir gül olsun ve her yer gül bahçesi olsun. Kıymetli izleyenler ve kıymetli dinleyenler gazete başlıklarıyla gazete turumuza geçmeden önce... Hem programımız boyunca bize nasıl ulaşma, ulaş, ulaşabilirsiniz onu hatırlatalım. 0549 693 82 82 0549 693 82 82 Bu numara aracılığıyla WhatsApp ve BIP uygulamaları üzerinden isterseniz gündeme dair yorumlarınızı isterseniz de gönlünüzden geçen herhangi bir duyguyu bizlere ulaştırabilirsiniz yazılı olarak. Sesli ya da görüntülü aramalara takdir edersiniz ki canlı yayındayken bakamıyoruz. Normalde de tercih etmiyoruz ama canlı yayında zaten bunun bir imkanı yok. Dolayısıyla yazılı mesajlarınızı gönderebilirsiniz diyoruz. Şimdi hem haftaya hem güne e, dün itibariyle açıklanan son tabloyla bir başlayalım. E, aşı haritamız ne durumda? Covid tablomuz, son sayılar, Sağlık bakanlığına açıkladığı veriler nedir? Bir göz atalım. Evet, haritamız ekranda görüldüğü üzere kırmızı il sayısında azalmalar gözlenebiliyor. Turuncularda yine ona keza şekilde sarı ve mavi renkteki illerimizin sayısı çoğunlukta ve tabii ki istenilen mavi renkteki illerin sayısının çok olması, tamamının mavi olması ama her gün biraz daha yaklaşıyoruz. Sayılara baktığımızda 344.280 vatandaşımız Test yaptırmış ülke genelinde 28.370 pozitif vaka saptanmış. 196 vatandaşımız maalesef ki Covid nedeniyle hayatını kaybetmiş durumda. Yanı sıra 25.772 iyileşen sayımız bulunuyor. Evet ölüm sayısı 200 bandının altında. Bu iyiye işaret en azından iyiye gidişi düşüşü gösteriyor ve Uzun zamandır 200'ün üzerinde gördüğümüz bu sayıları artık düzeleceği ya da azalacağına yönelik bir işaret. Bu bakımdan önemli ama e, yine alıştığımız bir değer var ki iyileşen sayımız e, pozitif sayımıza oranla biraz daha düşük, onun altında kalmış. Bu noktada uzmanların uyarıları ve tavsiyelerine bir kez daha uymayı hatırlatıyor ve tavsiye ediyoruz. Evet şimdi de gazete turumuza başlayacağız efendim. Gazete turumuzun ilk durağı Diriliş Postası. Evet Diriliş Postası'nda manşette Türkiye Afrika'nın gözünü açtı başlığı yer alıyor. Bakalım ne olmuş? Afrika'nın gözü nasıl açılmış? Türkiye'nin Afrika'ya yönelik sömürgeci anlayış yerine kazan kazan'a dayalı ortaklık stratejisi Afrika halklarının gözünü açtı. Mali Başbakanı Maygan'ın Türkiye gibi bir dost ülke arıyoruz çıkışıyla adını koyduğu uyanışın son çığlığı Fransa'da yükseldi. 54 Afrika ülkesinden 3000 aktivist Macron'un yüzüne Afrika'dan elinizi çekin dedi. İşte bir domino etkisi başladı. Hani bir Arap baharı vardı ya şimdi onun tam tersi Afrika'da bir domino etkisi başladı bunu darbelerle, işte antidemokratik yöntemlerle eğer bastırmaya çalışmazlarsa bu uyanış, bu silkiniş, bu domino etkisi birilerinin çarkını fena bozacak gibi. Haberin ayrıntılarında Libya, Karabağ, Suriye, Irak ve Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında bozguna uğrayan Fransa, Afrika'da Afrika'daki iki asırlık sömürge düzenini kaybetmek üzere. Türkiye'nin kazan kazan açılımıyla sömürgeye karşı ayaklanan Afrikalılar Fransa'yı bölgede istemiyor. Fransa'da 54 Afrika ülkesinden yaklaşık 3 bin genç ve aktivistlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Macron aldığı cevaplar karşısında şok yaşadı. Senegal'li aktivist Macron'a Afrika'da yaptıklarınız için özür dileyin, Afrika'daki üstlerinizden çekilin dedi. <laughs> Artık kendi vatandaşları tarafından değil sömürdükleri, sözüm ona barış ve refah götürdükleri o Afrika ülkesinin insanları tarafından da artık kabul edilmiyorlar, eleştiriliyorlar. <laughs> Hemen altındaysa Türkiye'ye müttefiklik teklifi. Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, Türkiye'ye işbirliği çağrısı yaptı. Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası alanda lider bir ülke olduğunu belirten Plasencia, Venezuela'nın çok büyük zenginlikleri ve potansiyeli var. Türkiye'nin önemli bir müttefiki olmak istiyor dedi. Yanılmıyorsam dünyanın en fazla altın rezervine sahip olan e, topraklarına sahip Venezuela ve daha niceleri de var e, ve Amerika'yla bir didişmeleri söz konusu. Amerika'ya bir meydan okuma, bir baş kaldırı. E, bunun ilk olduğu zamanlarda Maduro ile Maduro muydu? Yanlış mı hatırlıyorum ismi? Maduro, Maduro'nun ilk bu çıkış yaptığı zamanlarda hatırlarsanız bir askeri programda, bir devlet programında tribünlerde bulunan Maduro'ya bir dronla, silahlı bir dronla saldırı düzenlenmişti. Başarısız bir düzenleme ya yani bir girişim oldu, bir suikast girişimi. Sonrasında. Ve yine bizdeki 15 Temmuz benzeri bir kalkışma yapıldı. İşte Amerika'nın tanıyoruz dediği o gömlekli gömleğinin kollarını katlamış beyaz gömlekli bizde de bir modeli var ya oradan esinlenilmiş bir muhalif Maduro'ya karşı ayaklanmıştı. Amerika desteklemişti ama sonrasında Amiyane tabirle fos çıkmıştı. Şimdi o Venezuela diyor ki Türkiye ile müttefik olmak istiyoruz. Bunlar önemli şeyler. Sürmanşet diyebileceğimiz noktasında ise diriliş postasında suç ortaklığının belgesi elimizde başlığı yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın 15 gün önce HDP'ye yönelik talimatlarını içeren belgeyi ele geçirdiklerini açıkladı. Başakşehir'de partililerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP-PKK ortaklığına dair önemli bir bilgi paylaştı. Soylu PKK terör örgütünün HDP'ye 15 gün önce gönderdiği belge var. Siyaseti nasıl yapacağını, PKK'ya nerede bağlı olacağını ifade eden bir talimat metni dedi. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in KHK'lılara ilişkin açıklamalarını ele alan Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu, Akşener, sizin derdiniz KHK'lılar değil, onlara af peşinde koşmak değil. Aklınızdaki, ağzınızdaki baklayı çıkartın, siz FETÖ'yü affın peşindesiniz ifadelerini kullandı. Hemen haberin yanında küçük başlıkta verilen haber İslam düşmanı PKK dostu şeklinde. Danimarka'da İslam düşmanlığı eğilimleriyle bilinen e, gazete bir gazete PKK terör örgütü başı Abdullah Öcalan'ın reklamını yayımladı. E, kimler kimlerle beraber dost düşman kendini bu şekilde belli ediyor. ABD dost mu düşman mı? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye'nin PKK'ya karşı operasyonlarını ulusal güvenlik tehdidi olarak değerlendiren ABD'ye sorular yöneltti. ABD terör örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye ile mi müttefiktir? ABD yönetimi dost mudur, düşman mıdır şeklinde sorusunu yöneltmiş. Ve devam ediyoruz. Manşetin hemen sağında Kılıçdaroğlu rahat olsun başlığı yer alıyor. AK Parti Genel Başkan ve Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayet kaygım var çıkışını değerlendirdi. Kurtulmuş bir daha hiçbir çete cinayetlerinin işlenmesine yol açmayacak, açamayacak. Varsa bu grupların hepsini bundan sonra da hareket alanı bırakılmayacaktır dedi. Ve kabine toplanıyor. Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddesini koronavirüsle mücadele ve faiz fiyatlar oluşturacak. Aynı zamanda terör operasyonları da ele alınacak denmiş Diriliş Postası gazetesinde. Gündemde ittifak yok. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ittifak konusunda konusunu açıklık getirdi. Önceki seçimlerde Millet İttifakı'nın içinde yer aldıklarını hatırlatan Karamollaoğlu şu anda görüşüyoruz, konuşuyoruz. Gündemde bir ittifak konusu yok dedi. E, tabii bu ittifak olayını belirleyecek etkin unsur e, Allah rahmet etsin Oğuzhan Asil Türk'tü. Oğuzhan Asil Türk'ün ee, varlığıyla da bir ittifak oluşumu yeniden değerlendiriliyordu. Bu ittifak Millet İttifakı mı yoksa e, Cumhur İttifakı ile gerçekleşir? Saadet Partisi kanadı e, hükümet ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturdu. Bu e, duruşun yanında mı yer alır? Bu noktada biraz hareketlilik vardı ama Yüksek İstişare Kurulu Oğuzhan Asitürk'ün vefatıyla birlikte e, yine Temel Karamollaoğlu aynı zamanda yüksek İstişare kurulu başkanı olarak seçildi. Bundan sonraki süreç nasıl olur bilemiyoruz ama şu anda ortada bir tavır sergiliyor. Saadet Partisi kanadı eğer iyi bir seçenek olursa neden değerlendirmeyelim modundalar. Tabii o iyi bir seçenek ne olur? O noktayı da bilemiyoruz. Zira hani parlamenter sistemde biri cumhurbaşkanlığını aldı, biri başbakanlığı aldı zaten. Geriye ne kalıyor? bilemiyoruz ama herhalde tatmin edici bir seçenek olursa değerlendirilebilir. Onu kastediyorlar. Tunus'ta halk sokağa döküldü. Tunus'ta kazan kaynıyor. Darbe karşı vatandaşlar hareketinin çağrısıyla sokağa dökülen binlerce kişi başkentteki Habib Burgiba Caddesi'nde buluştu. Öfkeli kalabalık yönetime el er koyan Cumhurbaşkanı Kays Said'in yasama ve yürütme ekibinin erkine günelik olağanüstü yetkilerini protesto etti. Evet, Afrika'da, Kuzey Afrika'da kazan kaynıyor. Mescidi Aksa'nın imamının evine baskın. İsrail Mahkemesi'nin Yahudilerin Mescid-i Aksa'da sessizce ibadet etme kararına tepki gösteren Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrim Sabri'nin evine İsrail polisi tarafından baskın düzenlendi. Yani bu ne demek? Çatlak sesleri susturalım, bastıralım, bizi kimse geri adım attırmasın. Zaten bir şeyleri yavaş yavaş sessiz sessiz yapıyoruz. Bunu da daha da yavaşlatacak, bunun önüne taş koyacak kim varsa yıldıralım, susturalım, bastıralım gibi bir politikayı yılmadan devam ettiriyor İsrail hükümeti. Bu habere de yer vermiş diriliş postası. Ve son olarak aktaracağımız haber Pakistan'ın nükleer babası öldü. Pakistan'ın nükleer silah programının kurucularından 85 yaşındaki Doktor Abdul Kadir Han yaşadığı akciğer sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat etti. Han yaptığı çalışmalarla ülkesinde Pakistan'ın nükleer silah teknolojisinin babası olarak anılıyordu. Evet bu şekilde diriliş postasındaki haberlerimiz ve diriliş postasını da aktarmış olduk. Yeni Akit gazetesiyle gazete turumuza devam ediyoruz. Yeni Akit gazetesinde manşette Akşener rolünü iyi oynuyor başlığı yer alıyor. Zillet İttifakı'nın yavru bileşeni İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in mizansenlerine her gün bir yenisi ekleniyor. eklenirken milleti aldatmaya yönelik tiyatroları rolünü iyi oynuyor sözleriyle yorumlandı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Zillet Tiyatrosu'nun baş aktristi rolünü oynuyor. 2023 seçimler öncesinde şehir şehir gezerek vatandaşların dertlerini dinlediğini iddia eden Akşener'in kürsüye kebapçı diye çıkardığı kişinin CHP adayı çıkması, işsiz gencin, gencinin ise lüks gece mekanlarında takılması zillet tiyatrosu da bu kadar olur dedirtti. İşte burada daha önce de konuşmuştuk. Bu noktada tam olarak söyleyeceğimiz bir şey var. Ee, hani kötüyü örnek göstermek adına söylemiyoruz ama bir niyetiniz var, bir amacınız var. iyi ya da kötü size göre kesinlikle bu iyi olmalı ki bunu yapıyorsunuz. Ben sizin yerinizde olsam ve bana göre iyi olan, doğru olan, gerekli olan bu hamleyi yapacak olsam dedim ki kardeşim birileriyle konuşalım. Birilerinin sözüm ona iddia ettiği gibi düzmece birileriyle konuşuyorum. Çıkardığım kişiler aslında asıl kişiler değil. Bu noktada şuna dikkat ederim. Bakılacak ilk yer bu kişinin geçmişi olacak, mesleği olacak, aidiyeti olacak, sahip olduğu maddi manevi imkanlar, ilişkiler olacak. Ya bunu ya tespit edilemeyecek birisinden seçeyim ya da bakıldığında beni rahatsız edebilecek bir geçmişe, bir argümana sahip olmayan birisinden seçeyim derim yani. Bu, bu kadar zor değil. Niye her seferinde böyle elinize yüzünüze bulaştırıyorsunuz? Yani biri çıkıyor oraya işte efendim şöyledir böyledir bu hükümet bize şunları yaptı bakın vallahi işte siftah yapmadan kepenkleri kapatıyoruz çocuklarımın yüzüne bakamıyorum. Farazi söylüyorum, benzer örnekler oluyor ya. Şu an net bir tanesini hatırlamadığım için. Sabah evden erken çıkıyorum, akşam çocuklar yattıktan sonra eve geliyorum ki çocukların isteklerine karşılık veremiyorum da onlara mahcup olmamak için diye böyle biri konuşuyor. Sonra tak iki gün sonra bu gündem oluyor, iki gün sonra bir bakıyorsun ki adamın kendi adına kayıtlı üç tane arabası var, iki tane dairesi var. Misal. Bu çıkığı oluyor oldu da yani bu. Ya bu kadar mı beceriksizsiniz? Bu kadar mı işi baştan sağ mı yapıyorsunuz? Devlet yönetmiyorsunuz. Yönetemiyorsunuz zaten de. Devlet yönetmiyorsunuz. son hani Cumhurbaşkanı diyor ya işin ciddiyetini göstermek için devlet yönetiyoruz. Devlet bakkal yönetmeye benzemez bu iş diye. Ya arkadaş devlet yönetmiyorsunuz ya bunu da yapın. Yani tek işiniz bu. Bunu yaparken de argümanınız sağlam olsun. Niye? Bunu niye söylüyorum? Hani umurumuzda mı? Şu sebeple umurumuzda. Ya biz her gün bu haberleri gördüğümüz an diyoruz ki demek ki seçmen olarak bizi ciddiye almıyorlar. Bu kadar basit, bu kadar yüzeysel, ilk bakılan yerde görülüp durumu tespit edilebilecek şahıslarla böyle bir günden bir algı çalışması yapılması bizim aklımızda alay etmek. Ve ben kendimi iyi hissetmiyorum, onore olmak isterim, daha komplike bir plan yapın da Diyeyim ki adamlar sırf ben inanayım, ikna olayım diye ne bedeller ödemişler diyeyim, takdir edeyim. Bana kendimi kötü hissettiriyorsunuz bir seçmen olarak. Dolayısıyla daha komplike, daha planlı, daha altyapısı olan değil mi? Amerika'ya bak bir deaşı ortaya atabilmek için yıllarca altyapısını oluşturdu. O insanları yetiştirdi bilmem ne yaptı, sakal bıraktılar, dil öğrendiler, din öğrendiler sözüm ona. Kur'an, hadis bildiler, şey yaptılar. <laughs> bir altyapı oluştu. Ondan sonra da demi propagandaya başladılar. Aylarca meselenin hiç yüzünü öğrenemedik biz, anlayamadık. Biraz emek ya, biraz emek. Konya'da gerçekleştirilen mizansende ise millet aç diyen, sözde dertli esnaf, yüksek yüksel Temur'un lüks restoran sahibi olduğu, geçinemiyorum diyen Enes Canaldı kişinin ise İyi Partili yöneticiler tarafından Kars'tan Erzurum'a getirildiği ortaya çıkmıştı. Devletten her ay 5 bin lira alan çiftçi ise galeyana geldim diyerek sözlerini yutmak zorunda kaldı. Ya bu bir sır olarak mı kalacaktı kıyamete kadar? Bunu kimse öğrenemeyecek miydi? Ne, neydi bu? bu? Bunu biraz düşünelim ya. <laughs> Zillet İttifakı'nın millet karşısında sahnelediği tiyatronun deşifre olmasıyla daha da pervasızlaştığını pervasızlaştırdığını vurgulayan Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin, önceden hazırlanmış senaryoları milletin karşısında sahneliyorlar. Millet bu zillet tiyatrosuna da, kulaklara da, kuklalara da, kuklacılara da kan, kanmayacaktır. Sözleriyle tepki gösterdi. Ve basit bir kukla oyunu bu. Evet, kürsüdeki kebapçıyı CHP'nin kebapçı CHP'nin adayı çıktı denmiş. İyi Parti grup toplantısında kebapçı diye çıkartılan İbrahim Çetinkaya, CHP Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi adayı çıkmış. Akşener bu CHP'li üzerinden algı operasyonu yapmıştı. Akşener'le gelip Akşener'le gittiler. Kuyumcu tezgahının arkasına geçirilen CHP'li susturulduğunu iddia etti. Kuyumcu esnafı ise Meral Hanım'la geldi. Birlikte çıktı gitti diyerek senaryoyu deşifre etti. Erzurum'dan Kars'a yalan için getirdiler, geçinemiyorum diyen Enes Can'ın babası, Can babası öyle bir şey yok, bizim hiçbir sıkıntımız yok diyerek İyi Parti Teşkilatı'nın tiyatrosuna katılan genci ifşa etti. Durum bu. Evet, sür manşete bakıyoruz. HDP ile ortaklık, PKK ile ortaklıktır e, denmiş. İki numaralı haberimiz de hazırda olsun arkadaşlar. Bu haberin üzerine haberimizi de yayınlarız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye'nin asil gücü analar, bacılar kurultayında yaptığı konuşmada evlat nöbeti tutan annelerden 32'sinin evladına sarıldığını belirterek belirterek anaların nefesi kanlı örgüt PKK'nın ensesindedir. HDP terörist devşirme mekanizmasının ana durağıdır. HDP'nin ön kapısından giren arkasından arkadan silahlanarak çıkmaktadır." dedi. Tam da bu noktada Devlet Bahçeli'nin bu açıklamaları bizim de haberimizde yer alıyor. O haberi de ekrana getirelim ardından devam edin. Yardım ve yataklık yapan... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da düzenlenen Türkiye'nin asil gücü Analar Bacılar Kurultayı'nda konuştu. PKK varsa Burada annelere hitap eden Bahçeli, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetlerindeki kararlılığına ilişkin, ''Anaların nefesi kanlı örgüt HDP'nin ensesindedir.'' ifadesinde bulundu. HDP, terörist devşirme mekanizmasını ara durağıdır. HDP, PKK'nın ikmal organı, terörist sevk zincirinin ilk halkasıdır. Bu bölücü ve yıkıcı terör partisinin en ön kapısından giren, arka kapısından PKK'nın kamplarına, mağara deliklerine yollanmaktadır. HDP'nin ön kapısından giren, arkadan silahlanarak, terörist kamuflajı giyerek çıkmaktadır. Bu itibarla HDP eşittir, PKK'dır, YPG'dir, PYD'dir. Bundan mülem terörizmin siyasi organizasyonudur hiç kimse aklımızla alay etmesin. Bir yanda yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, diğer yanda tıka basa kebap yiyen bölücü kebapçılardır. HDP'ye destek, PKK'ya destektir. HDP ile ortaklık, PKK ile ortaklıktır. HDP'yi meşru görmek, analara zulümdür, analara hakarettir. Bacılara hürmetsizliktir. Şehitlerimize, gazilerimize hianettir. Silahlı bir örgüte tetikçi kazandıran bir parti görülmemiş bir şey olduğunu ifade eden Bahçeli, Kürt kökenli kardeşlerim bu oyunu bozacaktır dedi. HDP'nin kapatılması anaların yüreklerine su serpecektir. HDP'nin kapatılması anaların ümitlerini yeşertecek, derin bir nefes aldıracaktır dökülmüş şehit kanlarının yerde kalmaması için PKK'nın HDP isimli ayağı kırılmalıdır. Kapısına da hiçbir maymuncukla açılmayacak bir kilit asılmalıdır. Bahçeli, Biden yönetimine de seslenerek bir karar vermeleri gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını ABD'nin ulusal güvenliğine karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit olarak değerlendiren ve bunu Temsilciler Meclisi'ne bir mektup vasıtasıyla bildirerek yazıya döken Biden yönetimi bize göre artık bir karar vermelidir. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye ile mi müttefiktir? Amerika Birleşik Devletleri PKK, YPK, PYD stratejik ortağı mıdır yoksa Türkiye'nin milli stratejik ortağı ABD yönetimi dost mudur, düşman mıdır? Evet, Devlet Bahçeli'nin konuşmaları bu şekildeydi. Analar, bacılar, kurultayında Devam ediyoruz İlnaket gazetesinden haberleri aktarmaya. İslam düşmanı, rüşvetçi Kurz'dan göstermelik istifa. Avusturya'da İslam düşmanı Başbakan Sebastian Kurz'un iki dönemine de skandallar damga vurdu. Devletin parasını kendi propagandası için harcayan Kurz istifa etse de koltuğuna kuklası ve sırdaşı olan Schallenberg'i oturtarak ülkeyi yönetmeyi Sürdürecek demişler. Bizim de haberimiz var bununla ilgili. O haberi de paylaşalım arkadaşlar. Avusturya Başbakanı'nın istifasıyla ilgili haberi de yayınlayalım. Ardından devam edelim. Her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz yolsuzluk soruşturmasının altında kaldı. Hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları devam eden Kurz görevinden istifa ettiğini duyurdu. Savcılık, rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla Başbakan Kurs hakkında soruşturma başlatmıştı. Savcılık, ülkede 2016-2018 döneminde Kurs ve Partisi'nden bazı isimlerin Maliye Bakanlığı'nın bütçesini kullanarak bir gazete ve düşünce kuruluşuna para aktardığı iddiasını soruşturuyor. Söz konusu basın organları marifetiyle kurz ve partisi lehine kamuoyu yoklamalarının sonuçlarının manipüle edildiği iddiası da soruşturma kapsamında yer alıyor. Söz konusu soruşturma nedeniyle 6 Ekim çarşamba günü emniyet güçleri, başbakanlık başta olmak üzere kurzun başında bulunduğu ÖVP Genel Merkezi ve Maliye Bakanlığı'nda aramalar yapmıştı. Evet, bu parlak olan e, Türk düşmanı olarak biliniyor ve işte Türkiye hakkında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ara ara böyle fırsat bulunca uzaktan uzaktan sallayabiliyor. Ama ne zaman böyle uzaktan sallasa sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiği zaman da süt dökmüş kedi gibi oluyor. E, i̇nsanın acıyası da geliyor, kızamıyorsun da böyle alıp avucunda böyle seni gidi kerata diye Sevesi geliyor insanın o masumluğunu görünce ama tarih boyunca misyonunu hiç unutmadı Avusturya. Hep bir Türk, hep bir Osmanlı düşmanlığı, hep bir İslam karşıtlığı vardı. Bugün Avusturya'da da baktığınız zaman başbakanının dışında tabanda da sokaklarda da yine e, İslam karşıtlığı ya da Müslümanlara karşı bir baskıyı çok net bir şekilde görebilirsiniz. Yeni Akit gazetesinden haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye yabancı yatırımcıların gözdesi başlığı var. Türkiye'de siyaset üretemeyen muhalefet Erdoğan'a saldırmak için başkanlık sistemini bahane ede dursun. Vatılı devletlerin parlamenter sistemin handikaplarından kurtulmak için çalışmalar başlatması en uygun yönetim modelinin başkanlık sistemi olduğunu gözler önüne seriyor. Uzmanlar salgın sebebiyle oluşan küresel kriz ortamına rağmen 2018'de başkanlık sistemine geçerek siyasi istikrarını garanti altına alan Türkiye'nin yabancı yatırımcıları cezbetmeyi sürdürdüğünü belirtti. Ama işte Avrupa'da o işler öyle olmuyor. Bak Avrupa'da herkes parlamenter sistemde. O zaman biz de geçelim oraya. Yani 40 yılın başında Avrupa'dan önce yaptığımız iyi bir şey var onu da kabul etmiyoruz. İyi olsa Avrupa yapardı zaten. Bize mi kaldı Avrupa'dan önce iyiyi doğruyu yapmak? Kabiliğinden bir yaklaşım sergiliyor muhalefet partileri. Kılıçdaroğlu'nun ithamı çok çirkin. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayet açıklamalarının haksız ve yanlış e, haksız, yanlış ve çirkin bir itham olduğunu belirterek eğer kendi bileşenleri arasında Türkiye'yi karıştırmak isteyenler yoksa Türkiye karışmaz sözleriyle eleştirdi. Hani şey vardır ya öğretmen denk gelirdi böyle çok gevezelik eder birisi öğretmen. Öğretmenin filanca gelmemiş filanca burada yok. Der ki oğlum sen buradaysan herkes buradadır sorun yok. Sen sus otur yerine sen buradaysan herkes buradadır diye. Şimdi Doğuma Kurtulmuş beyefendinin söylediği de yani Sizden böyle bir şey sadır olmazsa olmaz, dert etmeyin. Siz kendinizden emin olursanız biz ülkeden, memleketten eminiz gibi bir açıklaması da yerinde olmuş. Teşekkür ediyoruz. Evet, Yeni Akit gazetesinden de aktaracaklarımız bu şekildeydi. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. <laughs> Türkiye Gazetesi'nde manşette bizim gençler teknofest kuşağı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi. Onlarla sohbet etti. Günlük hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Sorularına samimi cevaplar verdi. İşte Erdoğan'ın sözleri. Bazıları bizim gençlerle muhabbetimizden rahatsız oluyor. Bizimki Teknofest koşağı. Cezaevindeyken 10 bine yakın mektup yazdım. Haftada 2-3 gün sabah 9'da basketbol oynuyoruz. Bu bana zindelik veriyor. Akşamları 4-5 bin adım yapmaya gayret ediyorum. Gençlerden gelen basket maçı teklifinin üzerine de yaparız niye yapmayalım ee, Adana kebabını yemeyip şalgamını içmeyenin vay haline şeklinde ifadeleri paylaşılmış başlıklar halinde Türkiye Gazetesi'nde. Hemen yanındaysa KPSS için ağır işçilik. Sanayide altın bilezik sahibi olmak istemeyen gençler memurluğa fokuslandı. 2 milyonu aşkın genç günün yarısını KPSS'ye hazırlık için harcıyor. Fabrikalar eleman ararken işsizler tarafından bambaşka bir tablo hakim. 2 milyon genç işsiz var <laughs> ancak öğrenciler dahil 2.2 milyon kişi iş aramak yerine KPSS'ye girdi. Uzmanlar eve kapanıp günde 12 saat ders çalışıyorlar. En iyi puanı alıp da atanabilmek için kendilerini hayattan soyutlayarak sınava hazırlanıyorlar diyor. <laughs> Memur sayımız 3 milyon 490 bin bu yıl 100 bin civarında yeni alım bekleniyor. Bu durumda her 22 adaydan sadece biri devlette iş bulacak. Uzmanlar 8 milyon çalışan özel özelde askeri ücrete mahkum. Kamuda en düşük maaş 5000 TL'ye yakın. Özel için tatminkar para, yan haklar, kadem mekanizması şart çağrısında bulunuyor. Tabii bu ifadeyi ben çok doğru bulmuyorum. Evet. E, hani KPSS'de ...her şey yolunda, her şey sağlıklı, her şey hakkaniyetli gitti de insanlar ortada kaldı falan... ...önce bu sorunu bir kere bir çözmemiz lazım. Bizim bu karma atama olayıyla birçok insanın emeği, birçok insanın beklentisine karşılık verememiş olmamız... ...hakkaniyet ölçüsünde terazinin, e, kantarın topuzunu kaçırmış olma, e, olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Önce bunu bir tekrar gözden geçirmemiz lazım ama... E, Şimdi evet KPSS'ye 2 milyon insan hazırlanıyor. Bunlardan alınacak olanların sayısı belli. Dolayısıyla hani 100 bin memur alınacak, 2 milyon 200 kişi, 200 bin kişi KPSS'ye başvurmuş girmiş. E, dolayısıyla hani 2 milyon 100 bin kişi zaten e, memur olamayacak demek bu. Öte taraftan da fabrikalarda işsizlik var, işçi iş aranıyor vesaire. Bu tablo ortada ama hala bu tablo birilerinin cezbetmiyorsa burada birilerinin bir şeyler yapması gerekiyor. Yoksa evet memurluk bugün baktığınız zaman e, bazen ara ara arkadaşlarla ya da evde aile ortamında konuşuruz. O Yeşilçam filmleriyle büyüdük biz. Yeşilçam'da izlerdik işte, işte bir Şener Şen, bir Kemal Sunal ya da bir başka karakterin canlandırdığı filmlerde e, memurluk öylesine... E, Acizlik öylesine yoksulluk, yoksulluk olarak ifade edilirdi ki memur adamın vereseyden başını kaldıramadığı, bekarsa evlenemediği, evliyse kıt kanaat geçinebildiği bir tablo çiziliyordu. Yalan da değildi. Hakikat bu. Yani memur olan adam zekata muhtaç durumdaydı. Öyleymiş. Ne zaman? 90'lı yılların ortalarına doğru. O zamana değin bu şekilde devam ediyor. Sonrasında Özel sektörde biraz böyle vahşet artınca, açgözlülük başlayınca e, memuriyet devlette de tabii ki bunda, e, hem Erbakan Hoca'nın e, Refah Yolu Hükümeti'nin çok büyük bir katkısı var. Hem sonrasında AK Parti Hükümeti ile birlikte e, kamuda ciddi iyileşmeler, gelişmeler oldu. Bugün insanlar diyor ki kardeşim gireyim devlet kapısına, sırtımı devlete dayayım Doğru değil ama bunu diyor. Çünkü özel sektörde köle gibi kullanılmak var, emeğinin karşılığını alamamak var, e, mobbing var, haksız rekabet var, e, entrika var, şu var, şu bu var, var da var. <laughs> ben devlete gireyim, aldığım, verdiğim belli olsun, işim garanti olsun. Bir de şöyle bir şey var, e, memurluğun, başkasını bilmiyorum ama ben bugün memur olsam, benim için en büyük ve tek avantajı, Türkiye'nin her yerinde bana iş imkanı var demek. Yani ben İstanbul'da kalmak zorunda hissetmem kendimi. Gider Trabzon'da çalışırım, Van'da çalışırım, Niğde'de çalışırım, Nevşehir'de, Kırşehir'de kafam rahat, sakin, temiz, bozkırın ortasında değil mi? Mis gibi git orada çalış. Memurluk atamamı al müdürlüğüme bakan neyse yani kaydır kadromu oraya benim atamamı oraya yapın. Gideyim orada çalışayım. Malatya'ya gideyim, Ardahan'a gideyim. Değil mi? Muğla'ya, Aydın'a gideyim. Her yere gidebilirim. Her yer benim için iş yeri ama özel sektörde öyle değil. Örnek veriyorum işte biz medya sektöründe çalışıyoruz. Medya sektörü İstanbul'un dışında hiçbir yerde Ankara belki ikinci adımda geliyor ama bu şekilde değil. Böyle bir iş kolu, iş piyasası yok. Herkes, her şey burada. Bu merkez, televizyon, radyo, gazete, dergi, dijital platform yok mu? Her yerde var ama bu şekilde karşılık ihtiyaca karşılık verebilecek düzeyde değil. Dolayısıyla bazı sektörlerde insanlar Sınırlı hissediyor kendini E şimdi bugün Özel sektöre ya burada bu kadar insan Şunu arıyor bunu arıyor da Adam hayatı boyunca kendini buna hazırlamış e, Bilmem ne mühendisi Bilmem ne teknisyeni bilmem ne olmak üzere e, Fabrika işçisi Olmak onun hakkında yine 70'lerde 80'lerde kaldığı gibi Gelin bu noktada Bir Hollywood efekti kullanalım Bir şey yapalım Hani fabrikalarla ilgili, fabrika işçiliğiyle ilgili diziler, filmler yapalım, reklamlar, kamu spotları yapalım. İnsanların aklındaki fabrika işçiliğinin, emekçiliğin o her 1 Mayıs'ta, değil mi? Sağda değil, onlar sol yapar. 1 Mayıs'ta çıkıp emekçinin hakkı, işçinin hakkı, emeğin kutsallığından bahseden kimse gelip de emek sarf etmiyor. Bu ironiden ortadan kaldırmak adına değil ki kardeşim. Bak fabrikalarda üretmek, üretime katkı sağlamak katma değer üretmek değil mi bu ülkenin kalkınabilmesi millileşebilmesi adına sen de taşın altına elini koy milli bir şuur projesi yap bu ekranlarda verin insanlar izlesin Amerika'da adam itfaiye filmi yapıyor insanlar diyor ki ben itfaiyeci olacağım. İtfaiyecilik kötü bir meslek değil de Amerika'nın Hollywood'un bunu yapıyor olmasındaki sebep ki oradaki yangınların ne kadar sıkıntılı olduğunu biliyorsunuz. Aylarca süren yangınları var ki Kaliforniya'daki yangın hala devam ediyor olabilir çok emin değilim şu an son durumundan. Aylardır devam eden yangınları var. İtfaiyeci bulamıyorlar. Adam Hollywood'un en meşhur isimlerinden bir iki tanesiyle itfaiye filmi çekiyor. Ondan sonra itfaiye şey, talep artıyor. biz de o zaman yani hep böyle zengin kız fakir oğlan ya da ne bileyim e, plaza dizisi çekmeyelim de biraz Fabrika dizisi, biraz üretim, biraz yerlilik, millilik üzerine diziler, filmler, reklamlar, kamu spotları çekelim. Gençlerin aklında bir fikir olsun, seçenek olsun. Adam fabrika kelimesini cümle içinde kullanmamış. Niye gidip orada işçi olmayı tercih etsin? KPSS'ye girmek varken. Diyelim. E, Yorum yor noktasında bize ayrılan sürenin fazlasını da kullandığımızın farkındadığıyla devam edelim. Evet, isim ve soy isim düzeltme E-Devlet'te demişler. Yazım hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan isim, soy isimler E-Devlet üzerinden düzeltilebilecek. E, kararı il ve ilçe kurulları verecek ve sadece bir düzeltme hakkı tanınacak. İsimlerinizde telaffuz, hani o nüfus müdürlüğündeki memurun, ee, azizliğine uğramışız olayı var ya ya memur yanlış anlamış böyle yazmış babam dedem bunu demiş o bunu anlamış böyle yazmış ya da işte bizimkiler şiveri söylemiş o da hiç ayıkmamış böyle geçirmiş diye harf hatası noktalama hatası ya da işte şapkalı şapkasız gibi e, hataların imla eksikliklerinin düzeltilebileceği yani önceden de yapılıyordu bu ama bunun için bir mahkeme süreci gerekiyordu artık o mahkeme süreci olmayacak o uygulama 2017'de yürürlüğe girmişti. Bunun süresini uzattılar. Artık ee, biraz daha uzun süre bundan istifade edebileceğiz. Ne kadar olduğunu ben söylemeyeyim. İlgili haberimiz var. E, haberimiz nerede? Ad soyad değişikliği arkadaşlar. Sayı olarak söyleyemeyebilirim. Hazır mı? Tamam, ad değişikliği ile ilgili haberimizi tam bunun üzerine e-devletteki uygulamayla ilgili verelim haberi. Oradan devam edelim. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü e-hizmetlerine bir yenisini ekledi. Buna göre il ilçe idare kurulu kararıyla ad veya soyadı düzeltilmesine ilişkin başvuruların alınması hizmeti e-devlet kapısına taşındı. 17 Ekim 2017'de ilgili kanunda düzenleme yapılmış. Yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesinin önü açılmıştı. 6 Aralık 2019 tarihinde kanuna eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı. Yapılan bu düzenlemelerle ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçler de kısaltıldı. Bu sayede 2017 yılından bugüne kadar 275.808 kişi soyadını, 121.065 kişi ise ismini düzeltti. Uygulamadan 6 Aralık 2022 tarihine kadar faydalanılabilecek. Evet, bizim evde de böyle bir gündem vardı. Hanım e, bu sona erdiğinde keşke dedi. Bir harf hatası var. E, yani orijinalinde harf e, isim T ile yazılıyor. Ama o kimlikten Türkçe söylemi e, D ile daha kolay oluyor ya. Şey gibi düşünün. E, gerçi orada tam tersi. Neyse örneklendirmeyeyim de. Orijinalinde T ile yazılan isim. Kimlikte D ile yazılmış. O da bundan rahatsız. Benim ismim buysa tam olarak böyle olsun diye. Bilmiyorum bu noktada nasıl bir değerlendirme yapacak ama e, onun gibi birçok e, isim, soy isim mağduru olanlar da e, bu uygulamadan faydalanabilecekler. Yine güzel bir haber, yine bir güzel e, uygulama. Her yerde geçecek süper kart ulaşımda kolaylık başlığıyla verilmiş. Her şehirde kullanılan farklı ulaşım kartları ziyaretçileri zorluyor. Bu sıkıntı PTT'nin uygulamasıyla aşılacak. Belediyelerle anlaşıldı. Türkiye Kart sayesinde her yerde seyahat edilecek. Oh be! İşte bu! Yani olması gereken bu. Ben e, ilk defa bunu şöyle fark ettim. E, 20'li yaşların başında, komik aslında bana göre. Ki o zamana kadar ben, e, şimdi İstanbul Kart var ama... İstanbul Kart bundan bir 10 sene önce de yeniydi. Dolayısıyla hala bizim aklımızda Akbil ifadesi var. Yani akıllı biletin kısaltılması olan o e, pil gibi şeyle basıp e, kullanım e, kullandığımız o şeylerin adı Akbil'di. Dolayısıyla ben hayatımın bir dönemi Akbil'in her yerde olduğunu zannetmekle geçti. Sonra baktım ki yokmuş. Bunu işte askerdeyken fark etmiştim. İzmir'de orada Kent Kart diye var. İzmir, bizdeki İstanbul Kart. Orada Kent kart var, işte öteki yerde Kon kart var, bilmem ne var, Yurt kart var, Bart kart var, bir şeyler var. Ee, bu şekilde gidiyor. Kent kartı orada görünce şaşırmıştım ve şöyle de bir sıkıntı var. Bunu yine üniversite yıllarında ya da üniversiteye giden arkadaşlar vasıtasıyla öğrenmiştim. Çok komik bir şey. İşte bu İstanbul'dayken aldığınız pasolar vardı, yani öğrenci kartı şimdi gibi. O hani paso indirimli geçiş öğrenci kartı şimdikine herhalde paso denmiyor. Öğrenci kartı indirimli kart deniliyor. Öğrenci kartınız var. Öğrenci kartınız e, hala öyle mi bilmiyorum ama böyle bir e, garabet vardı. İstanbul'da öğrencisiniz. Öğrenci kartınız toplu taşıma araçlarından yararlanıyorsunuz. Başka bir şehre gittiğiniz zaman yararlanamıyoruz. E ben başka bir şehre gittiğimde öğrenci olduğum gerçeği değişiyor mu? Bu hak bana niye sağlanmış? Ben geliri olan biri olmamakla beraber ilim talep eden biriyim. İlimime ve talep edilmesi durumuna gösterilen hürmet karşılığında bana bir imtiyaz verilmiş, bir kolaylık sağlanmış. İstanbul'da okurken Konya'ya tatile geldiğimde ya da izne geldiğimde benim bu seçeneğim değişmiyor durumu vardı. Bu çok sıkıntılı bir şeydi. Bir de işte her gittiğiniz şehirde oranın ulaşım kartını almak temin etmek durumunda kalıyordunuz. Sanki böyle eyaletler arası geçiş yapıyor gibi. E, bu çok geç ama e, güzel bir uygulama. Türkiye'nin her yerinde işte Türkiye kartınız var diyelim ki. E, Ağrı'da da toplu taşımaya bindiğinizde bunu kullanabileceksiniz. Antalya'da da Sinop'ta da bunu kullanabileceksiniz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ve devam edelim gazeteden haberleri aktarmaya. İntihar tehdidiyle bandırmayı ayağa kaldırdı, uykuda bulundu. Sahilde gezerken intihar edeceğini söyleyen şahıs ilçeyi alarma geçirdi. Panikleyen aile Abdurrahman U için polisi aradı. Ekipler kordonda ve denizde arama çalışması başlattı. Limana giriş çıkış durdu. 3 saat sonra adamın arkadaşının evinde uyuduğu anlaşıldı. Evet, İnsan kalkar orada gelir kendini arar değil mi? Bak daha önceki dayıya arama çalışmalarında Denizli'de miydi? Neredeydi o çalışma hatırlayamıyorum. Bursa mıydı? Ee, yaklaşmışım sayılır. Bursa'da kendini arayan dayı dünya gündeminde e, geniş yer bulmuştu. Sahilde kendine, de, sahilde kendine tedbir alsana orada gelir intihar ederim ben burada diye. Oysaki gitmiş arkadaşın evinde uyuyormuş. Ee, namaz uykudan hayırlıdır, uyku da intihar etmekten hayırlıdır diyebiliriz. İntihar etmek yerine uyuyor olmak onun için de sevenleri için de hayırlı olmuş. Peki böylelikle Türkiye Gazetesi'nden de aktaracaklarımız son buldu diyelim. Ee, yeni bir gazeteye geçmeden de burada bir virgülü koyalım. Reklamlarımız var. Reklamlardan sonra gazete turumuza devam edeceğiz. Yeni gün başlıyor programı reklamların ardından devam ediyor. Televizyonlarını ya da radyo'larını yeni açan, bizlere yeni katılan dostlarımıza da bir kez daha hayırlı günler, hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyoruz efendim. Gazete turumuza devam edeceğiz ama program boyunca bize ulaşmak isterseniz 0549 693 82 82 numarasını kullanabileceğinizi, WhatsApp ve Bip uygulaması üzerinden bize yazılı mesajlarınızı ulaştırabileceğinizi bir kez daha hatırlatmış olalım. Haftanın ilk gününde, pazartesi günü Yeni Gün başlıyor programında gazete turumuza Milliyet gazetesi ile devam ediyoruz. Milliyet gazetesi manşetinde 5,5 milyon parmak izi başlığı yer alıyor. Türkiye dünyada kendi biyometrik veri algoritmasını geliştiren 7. ülke oldu. 5,5 milyon göçmenin parmak izi sorgusu 2,5 saniyede tamamlanıyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Milli ve Yerli Parmak İzi Tanıma Sistemi çerçevesinde düzensiz göçmenler dahil Türkiye'ye girmiş yaklaşık 5,5 milyon yabancının biyometrik parmak izi kaydını aldı. Milli Biyometrik Veri ba Parmak İzi Sistemi Göçnet Sistemi ile entegre ve bir ne sorgu mantığıyla 2,5 buçuk saniye gibi kısa bir sürede sorgu yapılabiliyor. Emniyet ve jandarmada da sisteme düzensiz göç ortak veri tabanına tabanından ilişkilendirildi. Sınırdan kaçak yollarla giren, sınır dışı edilmesi gereken yabancılara ait sistemler tüm kolluk kuvvetleriyle entegre bir şekilde yönetiliyor. Bu zamana kadar 610 bin civarında parmak izi sorgusu yapılan sistemle daha önce yapılmamış 126 bin yeni kayıt oluşturuldu denmiş. Milliyet gazetesi manşet haberinde. Bizim gençlik Teknofest kuşağı, Adana'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazılarının bizim gençlerimizle sık ve samimi muhabbet içinde olmamızdan rahatsızlık duymalarını anlıyorum. Hangi kuşaktan olursa olsun gençlerimizle aramızda kimseyi sokmayız. Yeni bir terim ortaya koydum. Bizimki hangi kuşaktan? Bizimki Teknofest kuşağı." dedi. Evet bu marka değeri çok önemli. Ee, hani Y kuşağı Z kuşağının konuşulduğu günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir e, mizahi bir üslupla bir kimlik tanımlaması yapması önemli. Çünkü bu kimlik de önemli. Teknofest birileri için e, birilerinin heykel yaparak muasır medeniyet seviyesine e, ulaşmaya çalıştığı, istikbalin göklerde olduğunu Yineliyor olmasına rağmen yerlerde heykellerden öteye geçemediği bir dünyada e, dronlarla, İHA'larla, sihalarla, işte yapay zeka çalışmalarıyla, nanoteknoloji ürünlerle su altında ve enkaz altında hareket edebilen insansız teknolojiler geliştiren gençlerle e, birlikte bir şeyler yapılıyor. Dolayısıyla da bu gençleri z kuşağı olarak adlandırmak yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Bizimkisi Teknofest kuşağı diye ifade etmiş. Önemli. Yayladan erken dönüş başlığı var. Van'da ilkbahar aylarında 2700 rakımlı morgedik yaylalarına çıkıp 5 ay boyunca hayvanlarının yiyecek ihtiyacını sağ, sağdıkları sütle de kendi kışlık yiyeceklerini hazırlayan besicilerin dönüş yolculuğu başladı. 15 gün süren yolculuğa başlayan Erdal Bayramhan kuraklık yüzünden bölgede ot kalmadığını bu yüzden yayladan erken ayrıldıklarını söyledi demiş haberde Milliyet gazetesi. Ve bir diğer haber. Çuvalcı General kanserden öldü. Çuvalcı General deyince aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama e, haberi okuduğumda aa evet böyle bir şey vardı ya ben hatırlıyorum bunu diyeceğiniz bir e, kişilik kendisi. 2003 yılında Irak'ta Türk askerlerinin başına çuval geçiren, geçiren birliğin başında bulunan ABD'li komutan Raymond Edirno 67 yaşında öldü. Edirno Irak'ta Ebu Gureyp cezaevinde yapılan işkencelerle de gündeme gelmişti denilmiş. İlgili haberimizi yayınlayalım, paylaşalım, ekrana getirelim. Ardından biraz üzerine birkaç kelam ederiz. Çuvalcı General ilgili haberimiz ekrana geliyor. Türkiye ile ABD arasında tarihin en derin gerilimlerinden birine yol açan çuval krizinin komutanlarından eski kara kuvvetleri komutanı Raymond Odeorno öldü. 2003 yılında Irak'ta Türk askerlerinin başına çuval geçiren birliğin komutanı olan Odeorno, Türk kamuoyunda çuvalcı general olarak tanınıyordu. Irak'ta üç kez görev yapan Odeorno, evlerin kapılarını kıran Iraklıları evlerinden alarak sokaklarda sürükleyen, sert yöntemlere başvuran ve tutukluları Ebu Gureb cezaevine atan dördüncü piyade tümenini de komuta etti. Ebu Gureb cezaevi, ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgalinin ardından ABD askerlerinin tutuklulara yaptığı işkenceler ve tecavüz olaylarıyla gündeme gelmişti. Evet, çuvalcı general öldü. Kanserden öldü ve kimdi? İşte kısaca özetlemeye çalıştık. 2003 yılında o çuval krizine neden olan e, kişi. Aynı zamanda işkenceleriyle işte insanlık dışı muamelesiyle e, basında geniş yankı uyandıran, Ebu Gureyp hapishanesinin de yönetiminin başında bulunan, o işkencelerin e, sorumlusu olan general. Bu e, 2003 yılını hatırlamayanlar için söyleyelim. Aslında orada bir diplomatik kriz vardı. Irak savaşı, Amerika ile müttefik olma ses çıkaralım mı, çıkarmayalım mı? Yeni bir krize neden olalım mı? Savaşın eşiğine gelebilecek nokta. Ki e, bu durum bir e, sinemayla da çok güzel anlatılmıştı. Birileri bu durumu eleştiriyor olsa da aslında bu önemli. Çünkü Hollywood bunu e, yıllardır yapıyor. Onlarca yıldır yapıyor. Örneğin ben bu konuda Biraz ilgili biri olarak onlarca film izledi, onlarca argümanı, dökümanı takip etmiş, tetkik etmiş birisi olarak söyleyeyim. Mesela Amerika'nın bulunmuş olduğu işte 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı, Vietnam, Kore gibi durumları incelediğinizde Vietnam'la ilgili ben o kadar çok savaş filmi izlemiş, savaş belgeleri takip etmiş biri olmama rağmen ee, ilk gençlik yıllarımın ortalarına kadar diyeyim, 20'li yaşlarımın ortalarına kadar Amerika'nın e, Vietnam'da kaybettiğini bilmiyordum. O kadar çok e, bununla ilgili görsel e, izlemiştim ki, Duyduğumda bir dakika ya bu gerçek olabilir mi? Nasıl ya emin misiniz bundan deyip baktığımda aslında su götürmez bir gerçek olan bu bilginin bu filmlerde neredeyse hiç yansıtılmadığı ya da yansıtılsa da önemli olan bu değil. Önemli olan buradaki insanlık, önemli olan buradaki kahramanlık, diğer gamlık, fedakarlık, feragat gibi konu başlıklarıyla ön plana çıkartılan filmler sebebiyle bunu ıskalamıştık. Ve Kesinlikle öyle ve bu e, Vietnam'da baktığınız zaman Amerika'nın büyük bir kayba uğraması, kaybın yanı sıra bir imaj e, kaybı da var. Amerika Vietnam'da rezil oluyor, rezil oluyor. Arkasına bakmadan kaçıyor. Öyle ki ardında e, tonlarca mühimmat ekipman bırakarak oradan çok ciddi kayıplar vererek çıkıp gidiyor. Yani evet Vietnamlı insanların da e, Vietcong deniliyor. Viet Vietnam askerlerini Vietcong'ların da e, çok ciddi kayıplar verdiğini biliyoruz ama bu imkana, bu teknik e, aksama sahip olmasına rağmen işte süper güç dünyanın jandarması unvanıyla oraya giden Amerika'nın ardına bile bakmadan e, kaçarak e, arkasında e, milyarlarca dolarlık mühimmat, ekipman, savaş e, araçları bırakarak çekilmesi gerçeğini biz filmlerde göremiyoruz ne görüyoruz Amerika oraya işte e, komünist rejim için gitti oradaki halka yapılan zulüm için gitti Amerika orada oraya barış götürmeye gitti orada aslında kendi halindeydi ama vietnamlılar nedense kendi ülkelerindeki bu yabancı güce karşı rahatsızlık duydular ve Amerikalılara saldırdılar oradaki Amerikan askerlerin aileleri vardı çocukları vardı bu e, Evleneceklerdi, nişanlılardı, dindarlardı bunlar. Oysaki kiliseye giderlerdi. Buradaki komünistler bunu hiç görmezden geldi. Onların hayatlarını ellerinden aldı gibi vurgular vardı. Neyse konu burası değil. Bu dünyadaki bir imajı nesillere, kitlelere, Amerika'yı anlatabilmek, politikasını anlatabilmek için bir silah. Bizim bunu kabul etmediğimiz bu yıllarda bu silahı kabul etmediğimiz yıllarda Amerika böyle yaptı. Biz ne yaptık? Buradan ders çıkardık ve bu 2003 krizinde yaşanan çuval kriziyle alakalı bizim o dönemler elimizdeki tek süper kahramanımız olan Polat Alemdar ve adamları Kurtlar Vadisi serisi o dönem revaçtaydı. Kurtlar Vadisi Irak filmiyle vizyona girdi ve milyonlarca kişi tarafından izlendi. Hikaye gereği Polat'ın abisi oradaki e, askerin başında olan ama buraya karşı inisiyatif kullanamayan bazı politik sebeplerden dolayı kullanamayan bir askerin kardeşi Polat Alemdar ve onun intikamını almak, Türk ordusunu, Türk milletinin e, itibarını geri vermek adına oraya gidiyor ve o insanlardan intikam almak üzere Irak'a gidiyor ve orada bir olay yaşanıyor. Vesaire vesaire. Şimdi bu film eleştirilmişti. Daha sonra da biz e, Türkiye olarak buna cevap veremiyoruz da Polat gitti bizim itibarımızı kurtardı diye. Bu hafife aldığınız noktada Amerika, İngiltere yıllarca propaganda yaptı. Hala daha bugün Amerikan askerlerini, Amerikan üniformasını gördüğümüzde bir barış e, sembolü olarak algılayabiliyoruz. Amerika'nın bir demokrasi götüren, barış götüren, refah götüren bir e, kimlik olarak algılayabiliyoruz. Bunun da sebebi bu filmler, bu propagandalar. Türkiye bunu geç de olsa Irak'la ilgili yapmıştı. Öyle bir dönemdi. Bizim bugün söylüyoruz ya, o birliği de söyleyelim. E, Amerikalı askerlerin başına çuval geçirdiği askerler bizim e, övündüğümüz, gurur duyduğumuz özel kuvvetlerimiz. Bordo bereli askerler. Sonradan öğrendiğimiz bilgiye göre o askerler başına çuval geçirtmezlerdi. O askerlerimiz belki oradan sağ çıkamazlardı ama o birliğe çok ciddi kayıplar verebilecek pozisyonda ve mühimmata sahip bir durumdalardı. Fakat diplomatik anlamda ülkeler arasında bir sorun çıkmaması ve o gün diplomasi alanında ülkenin ağırlığı itibariyle böyle bir hamleye kalkışmak Irak'a kadar gelmiş. 2003 yılı düşünün Irak'a kadar gelmiş bir Amerika'yı bizim topraklarımıza taşımak için. Aradığı bir neden olabilirdi. İşte bunlar e, gibi, bu gibi nedenlerden dolayı askerlerimiz kendini feda etti ve e, onurlarını ayaklar altına almak durumunda kaldılar. İşte o general bugün e, hesabını vereceği ebedi bir hayata e, adım atmış durumda. E, azabı bol olsun diyelim. Ve devam edelim efendim. Milli Gazete ile gazete turumuza devam ediyoruz. Milli Gazete manşetinde İsrail'e dünya dar edilmeli başlığı yer alıyor. İsrail rejiminin Filistin aleyhin, aleyhine yaptığı pervasız hamleler durmaksızın sürerken Müslüman ülkelerin yöneticilerinin yaşananlar karşısında etkisizliği can yakıyor. Müslüman halklar ülkelerin Müslüman halklar ülkelerinin yöneticilerinden İsrail rejimine karşı harekete geçmelerini bekliyor. Milli Gazete, İslam ülkelerinin yöneticilerinin bir saniye dahi gecikmemesi, e, gecikmeksizin atması gereken 15 adımı açıklıyor. İslam ülkelerinin işgalci İsrail mikrobunu coğrafyamızdan kovabilmesi ve Müslümanların selametini sağlayabilmesi için bahsi geçen hususların acilen hayata geçirilmesi gerekiyor demiş. O 15 adıma şöyle bir göz atalım. İşgalci İsrail rejimini İslam coğrafyasından silip atmak için acilen atılması gereken 15 adım. D8 aktif hale getirilmeli. İsrail'e tüm diplomatik ilişkiler kesilmeli. İsrail'e ekonomik ambargolar uygulanmalı. Hava sahaları İsrail rejimine kapatılmalı ve karşılıklı uçuşlar durdurulmalı. Limanlar İsrail rejimine kapatılmalı. İsrail malı ürünlerin ülkelere giriş engellenmeli. İsrail ile gerçekleştirilen tüm ikili anlaşmalar iptal edilmeli. İsrail rejimi hükümeti ve askeri yetkilileri hakkında uluslararası davalar açılmalı ve bu savaş bu şahıslar hakkında yakalama kararı çıkarılmalı. İşgalci İsrail rejiminin Filistin'deki işgaline çözüm olarak sunulan iki devletli çözüm anlayışından vazgeçilmeli ve Filistin'in nehirden denize tamamının özgürleştirilmesi ilkesi benimsenmeli. Filistin'e maddi ve askeri destek verilmeli, İsrail rejiminin İslam coğrafyasından sökülüp atılması amacıyla çalışmalarda bulunacak resmi oluşumlar kurulmalı. İslam ülkelerinde İsrail rejiminin varlığına doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet eden tüm askeri üsler millileştirilmeli. İsrail rejiminin zulümlerini caydırıcı ve engelleyici bir nitelik taşıyan Filistin Barış Gücü kurulmalı ve bu oluşuma tüm İslam ülkelerinden belirli sayıda asker alımında bulunulmalı. <laughs> İsrail işgali nedeniyle topraklarından ayrılmak zorunda kalan Filistinliler evlerine geri dönüşü için desteklenmeli ve bu doğrultuda uluslararası bir oluşum kurulmalı. Filistin hükümeti işbirliği yapmak suretiyle Kudüs başta olmak üzere Filistin topraklarının Yahudileştirilmesinin önüne geçilmeli. Bu doğrultuda Filistin topraklarında yatırımlarda bulunulmalı ve İslami kültürün devamı sağlanmalı. Ee, çok güzel bir 15 maddesini sıralanmış. Bir taraftan okurken şunu düşünüyordum. Acaba ne eksik olur burada eklene eklenmek adına? Ee, ama ilk etapta aklıma gelen bir şey olmadı. O kadar kapsamlı, o kadar e, gerekli şeylerden bahsetmiş Milli Gazete. Fakat bunun uygulanabilir olmadığını... ...birçoğu için uygulanabilir olmadığını milli gazete e, yöneticileri de çok iyi farkındalar. E, zaten sıkıntı orada. Peki bu acziyetin üzerine şimdi e, hükümet istifa demek ya da dövülmek bir çözümü değil... ...bunları bir adım olarak görüp yarınlar için bunun gerçekleştirilebilmesini mümkün kılabilmek için... ...bugün bu acılara katlanmak zorundayız. Bugün bunları yutmak zorundayız. Ama bakın örnek veriyorum... Bugün Türkiye'nin siyasi arenadaki varlığı ve gücü itibarıyla Afrika'daki insanlar Fransa'ya kalkıp gider yapabiliyorlar. Niye? Güvendikleri bir Türkiye var. Ya da Türkiye'ye güvendiklerini söylediklerinde ortada kalmayacaklarına, arkalarının sağlamda olduğuna inandıkları bir Türkiye var. Dolayısıyla bazı şeyler zamanlı oluyor. Evet arada geçen zaman çok fazla... Ve bundan sonra ne kadar daha zaman geçecek bilemiyoruz ama bu çok uzun bir süre. Biz inanan insanlar olarak bu zulmü çok daha önce durdurmalıydık ama olmadı. Ama bugün de bunu yapamayacağımızı herkes biliyor. Çünkü İsrail'e dokunduğunuz zaman bugün Amerika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, İtalya'dan, Almanya'dan, Belçika'dan, İran'dan, Çin'den her yerden ses geliyor. Rusya'dan ses geliyor. Çünkü bu insanlar Şurada 60 senelik, 70 senelik bir devletleri var. Daha önce vatansız milletti bunlar ve bu insanlar, bu varlıklara, bu topraklarda yaşarken ulaştılar ve nüfusları, nüfusları bu topraklarda halen güçlü. Buraların senatörleri, buraların iş adamları, buraların işte bakanları, buraların e, girişimcileri vesaireleri, diplomatları bu insanlardan ya da bu insanların finanse ettiği kişiler olduğu için en üstü kapalı şekilde böyle söyleyebiliriz. Bir şey olduğu zaman bir parmaklarını şıklattığında bu konuyla alakalı olağanüstü bir kurul toparlanabilip olağanüstü yaptırımlar uygulanabiliyor. Bu şu demek değil. Türkiye ya da hükümet yaptırımlarla karşılaşmaktan korktuğu için değil. Eğer atacağımız bir mermi varsa onu doğru zamanda sıkmak bu milletin emeklerine, bu milletin heyecanına, hevesine ve bizden ...yardım bekleyen, medet bekleyen İslam toprakları içinde hayal kırıklığı olmaktan öte bir karar olur. Şu an bağırdığınızda sesinizi duyabilecek kimse yoksa bağırmıyor olmak... ...yapabileceklerinizi yapmamak değil, doğru zamanı bekliyor olmaktır. Eğer bir kere bağırabilecekseniz imdat çağrısını sizi duyabilecek birileri olduğu zaman yapmak... ...en doğru hamle olur, en doğru karar olur. Dolayısıyla... Biz bir şeylerin bir zamanı hazırlandığına inanıyoruz. İnşallah o günleri de göreceğiz. İnşallah ben de isterim ki bugün birçok yerde yatırımcıların işte Afrika'ya yatırım yaptığı gibi, Güneydoğu'ya yatırım yaptığı gibi vesaire neden Türk hükümeti İsrail'de, daha doğrusu Filistin'de, Filistin'e bir yatırım yapmıyor. Yapıyor, girişimcileri koysun, iş adamı gelsin oraya yapsın. Diplomatik anlamda bu mümkün değil. Bugün bunun öyle bir şekilde kapatılıyor. Bunu herkes çok iyi biliyor. Dolayısıyla ee, bunun için ayağa kalktığınızda, bunun için konuşmaya başladığınızda sözünüzü kesebilecek hiçbir diplomatik, hiçbir askeri, ekonomik unsur olmadığı bir zamanda bir daha yerinize oturmamak kaydıyla bir kalkıp pir kalkacağınız zamanı beklemek, dersinize, ödevinize çalışmak, lazım olan her şeyi temin etmek en doğru iş olacak. Çünkü bu saatten sonra ayağa kalktığımızda bir daha oturtulursak ayağa kalkabilir miyiz ya da bizim ayağa kalkmamıza... E bel bağlayan insanlar bir daha bize güvenir mi ya da bizimle beraber kimler kimler bir daha oturur? Onları iyi hatırlamak lazım, iyi bilmek lazım. Biz ayağa kalktığımızda bizi oturturlarsa kimleri yatırırlar? Onları da siz hesap edin. Evet bu lazım, olması lazım ama doğru zaman şimdi olmayabilir. E, maalesef ki şimdi olmayabilir. Bu bundan da gurur duymuyoruz ama inşallah e, bu günleri de göreceğiz. Sürbaşetinde Milli Gazete'de bütün siyasi parti genel başkanlarını ziyaret ediyorum. Ziyaretlere devam edeceğim başlığına yer verilmiş. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu partisinin ilk kongresinden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sorularına cevap veren Karamolluoğlu ittifakların seçim sathı mailine girilmeden e ciddi manada konuşulmasının bir faydasının olmadığı kanaatindeyiz. Görüşmeler yapılır, temaslar kurulur. Bütün siyasi parti genel başkanlarını ziyaret ediyorum. Bundan sonra da edeceğim. Ülkenin gidişatı hakkında, bizim düşüncelerimiz hakkında onları bilgilendiriyorum. Onların da verebilecekleri bilgilerden istifade ediyorum. Onun için onun için de seçim ittifaklarının ancak seçim zamanına girildikten sonra ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Açıklamasında bulunmuş. Aynı zamanda e, Tokat İl Kongresi'ne gitmiş olan Temel Karamollaoğlu'nun bir de kongre öncesinde sanırım, sonrasında da olabilir tam hatırlayamıyorum ama e, basın mensuplarıyla konuşması esnasında F-35 ile alakalı e, görüşü soruluyor. Bu Amerika'dan F-35 alımıyla ilgili hava savunma sistemleriyle alakalı bir e, görüşü var. E, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hazır bu ifadelerine yer vermişken yani o, yorumunu da ekrana getirelim sonra devam edelim. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu partisinin 7. olağan il kongresi için tokata geldi. Sizin tavrınızı beğenmedim. Otelde basın toplantısı düzenleyen Karamoğluoğlu gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Uçaklar da aynı şekilde. Temel Karamollaoğlu konuşmasında ABD ile Türkiye arasındaki F-35 gerilimine değindi. F-35'lerle ilgili işte çıktı adam vermiyorum diyor. Sizin tavrınızı beğenmedim. Affedersin bu şerefsizliktir ya. Böyle şey mi o? Ne demek? Senden anlaşma yapılmış. Sen F-35'lere, F-35'leri vermen icap eder. Bu sefer savunma için o zaman da biz savunmamızı yapacaksak döner Ruslarla anlaşırız denildi. Bizim için aslında şu anda S400'ler NATO'daki savunma sisteminden daha güvenilir. Neden? Çünkü NATO'nun savunma sistemi NATO'ya göre planlanmış, dizayn edilmiş. Türkiye'ye bir uçak yaklaştığı zaman NATO ülkelerinden bir uçak veya İsrail'den otomatikman onu dost olarak görüyor. Dost olarak gördüğü için tedbir almıyor. Ama sizin S-400'ler NATO tarafından gelen herhangi bir füze veya uçağa hop diyor sen benden değilsin. Tedbir alıyor. Evet Temel Karamoloğlu'nun S-400'ler ya da F-35'lerle alakalı yorumu da bu şekildeydi. Ee, Mantıklı, makul. E, bu tarafıyla ne kadar düşündük orada ayrı. Esasen ülkelerin e, ilişkileri olur, dostları olmaz. Hani müttefik vesaire diyoruz ya. E, bugün Rusya ile olan yakın ilişkilerimiz e, birileri farklı yorumlayabilir. E, i̇şte elin Ruslarıyla nasıl da e, kanka olduk iki dakikada değil. Babamızın oğlu değil. Menfaatlerimiz uyuşmaz. Yarın karşı karşıya geliriz. Mesele bölgede e, işleri yürütebilmek, bölgede hakimiyeti sağlayabilmek, özellikle Müslümanlara yapılan zulüm noktasında söz sahibiyken o Müslümanları koruyabilmek kadar ne kadar sözünüzün geçtiği ya da sözünüzü geçirebildiğiniz meselesi. Dolayısıyla bugün Rusya ile menfaatlerimiz uyar, Rusya beraber oluruz. Amerika ile olur, Amerika ile oluruz. İran'la olur. İran diplomasi budur zaten. Yani kişisel ilişkilerde birini seversiniz tamam beraber bir yol yürürsünüz sevmezsiniz dersiniz ki bir daha da hani ne cenazeme ne cenazene dersiniz. Devletler için bu böyle söz konusu değil. Dolayısıyla devletlerin dostu olmaz. Devletlerin ilişkileri olur, devletlerin menfaatleri olur. Menfaat de burada olumsuz ya da riyakarlığı gösteren bir ifade değil. Toplum yararına, toplumun menfaatini gözettiği için bu bağlamda devletlerin menfaatleri olur. Rusya ile olan örnek veriyorum. Farazi söyleyelim. Rusya ile olan yakın ilişkilerimiz Rusya'da şey Suriye'de oradaki e, mazlum Müslümanlar adına e, onların haklarını koruyabilmek o coğrafyada e, taş üzerine taş koyabilmek için önemlidir. On, onlarla işbirliği yaparsınız. Amerika ile işte başka bir noktada Akdeniz'de şudur budur. E, bir menfaatinizi elde edebilmek adına işbirliği gerekir. işbirliği yaparsınız. Bu ne ezikliktir? Ne de e, kankalıktır, her şeyine kefil olmaktır. Hayır efendim, bu işimizde yarıyor, kullanırız ki yıllarca onların bize yaptığı gibi diplomasi bu. Menfaatimiz var, menfaatimiz boyunca e, ayıya dayı deriz yani, denilir. Dolayısıyla bu bağlamda aslında evet, e, F-35 de olsun, yani Patriot da olsun, S-400 de olsun. Çünkü her ikisi de babamızın oğlu değil, yarın... Ee, Rusya ile bir kriz yaşandığında aynı şey onlar için de geçerli olacak. S-400'lerin kodları vesaireleri, yazılımları Rusların elinde. Rusların savaş uçakları ya da e, güdümlü füzeleri vesaire için S-400 kullanılamaz hale gelirse biz elimizde bir patriot olur, NATO silahı olur. NATO saldırısına karşı, NATO silahlarına karşı elimizde bir S-400 olur. Zaten Meseleyi bu şekilde gördüğü için Amerika'nın ve onun gazıyla diğer ülkelerin S-400 alımına karşı çıkıyor Türkiye'nin. Mesele bu. Her anlamda savunulabilir bir coğrafya olması istenmiyor bu topraklarda birileri. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Akşam gazetesinde güveni yine inşa edebiliriz manşeti yer alıyor, başlığı yer alıyor. Demokrat Andy Kim ABD Türkiye ilişkilerini etkileyen terör örgütü PKK, YPG ve F35 anlaşmazlıklarını değerlendirdi. S400 ve F35 konusu birbirimize ne kadar güvendiğimiz ve ilişkimizin seyri konusunda referans haline geldi. Tartışmada buradan çıkıyor. İlişki ikili ilişkilerimizin tamamını silah anlaşmalarıyla ilgili bir soruya bağlamak yanlış ve sorunlu. Bence birbirimize olan bağlılığımızı gösterebilmemizin başka yolları var. Bazen birbirimize sağladığımız faydalara değil, farklılıklara çok fazla odaklanıyoruz. Bence yıpranan güvenin bir kısmını yeniden inşa etmenin yollarını bulabiliriz. E, bu da hani şöyle, ben sana yine F-35 vermeyeyim ama bundan sebebi bana kırılma. Çünkü önceden böyle bir durumda Türkiye'nin e, peki o zaman siz nasıl uygun görürseniz dediği bir tavırı vardı. Şimdi kimse babamın oğlu değil F-35 alamıyorsam ki o hesap bitmedi ya paramı verin ya da F-35'i gönderin diyor Türkiye o da çok güzel ama kardeşim sana gebe değiliz senden alamıyorsam giderim Putin'den S-400 alırım o da olmadı gider bilmem nereden ne alırım hiç umurumda değil param var alırım bastırırım parayı parayı veren düdüğü çalar Nasrettin Hoca'nın deyimiyle dolayısıyla kimse babamın oğlu değil ben yoluma bakarım diyor. Bunun üzerine Amerika'nın bu küstahlığı hala devam ediyor. Yani tamam kardeşim gel yani niye kızdın dur bir dakika yanlış anladın sen bize otur bir dakika anlaşalım konuşalım. F-35 mi tamam abi yap çay verin Türkiye'ye hemen bir çay içsin bir sakinleş. Ya hallederiz biz bunu aramızda lafım olur. Bak şimdi F-35'ler gelecek ama sen şimdi bir dur bir S-400'ü bir tekrar düşün. Burada da yapmıyor. Diyor ki F-35 tamam biz yani onu vermiyoruz o ayrı da biz istersek veririz. Patriot konusunda da öyle. Ama diyor yani biz ilişkiyi bozmak bu kadar mı ya? Biz eski dostuz diyor. Yani hemen bu kadar da diyor fevri davranmayalım diyor. Küstahlığa bakar mısınız? Tavır bu. İşte bunu görünce bir kez daha diyoruz ki işte duruşumuz ne kadar önemli. Biz Amerika'ya ya tamam vermiyorsunuz ama ya niye vermiyorsunuz ki? Ama hiç böyle olmuyor ki yani biz böyle konuşmamıştık gibi bir ezikliğimiz yok. Keyfim bilir. Giderim başka yerden alırım. Tavrını görünce artık Amerika'da yavaş yavaş e, dümen kırmaya başlıyor. <laughs> Devam ediyoruz. Biraz demli oldu başlığı var. E, i̇lgilisinin bir süredir gördüğü, takip ettiği ve e, nihayetini beklediği o yapı tamamlanmış. Rize'de bölgenin mimari özelliklerini yansıtan çay çarşısındaki 30 metrelik ince belli çay bardağı Guinness'e aday oldu. Rize'lilerse koyu renk camla kaplanan bardak için biraz demli oldu diyor demiş gazete. Güzel bir haber. Rize'ye de yakışan bir bina olmuş, bir çay bardağını anımsatan. Ben açıkçası çay bardağının şeklini de çok sevdim. Biliyorsunuz çay bardağı noktasında birçok tasarım var. Ee, hani eskiye geleneksel olarak o ince belli kültürüne e, alıştığımız için ona en yatkın olan modern tasarımlardan biri ee, birçok evde. Farklı tasarımlarda <laughs> bardaklar görebiliyoruz ama bu bardağın e, tasarımı da oldukça güzel, estetik bir ince belli bardak tasarımı olmuş. Nemrut'a ihanet. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölü, UNESCO Dünya Mirası adayı Nemrut'un çevresi gönüllülerden oluşan 70 kişilik bir ekip tarafından temizlendi. Bölgeden yaklaşık 3 ton çöp toplandı. Evet bunu e, çözemiyoruz. Yani bunu çözemiyor olmamızın sebebi sen yani çevre bilinci e, insan olma, çevre bilincinde de geçer. Yani i̇nsan olmanın standart donanımı olması lazım, değil mi? Her anne babanın evladını yetiştirirken öğretmesi gereken şeyler. Mesela okulda şunu duyardık biz öğretmenlerden e, sınıftayken ya da okul içerisinde, okul bahçesindeyken ne kadar da güzel bir üslup aslında. Ee, ...soru sorarak gerçeği götüren bir yaklaşım. Bir şey yedin, kağıdını, çöpünü yere attın. Öğretmen şunu derdi, oğlum sen evde de böyle mi yapıyorsun? Bir şey yediğin zaman çıkarıp çöpünü salonun ortasına mı atıyorsun oğlum? Ya da bunu yaptığında annen sana ne yapıyor? Lütfen çöpü alır mısın çöpün yeri? Çöp kutusu hemen çöpe at bakayım. Şeklinde yaklaşırdım. Evde de öğretiliyor, okulda da öğretiliyor. Yani sen evde böyle mi yapıyorsun? Aslında bu çok önemli. Evimizde yaptığımız ya da evimizde yapamadıklarımızı biz evimizin dışında da koruyabilsek bu sorun olmayacak. Acaba diyorum şu anlayış mı var? E, bu işle ilgili memur olan, memur edilen kimseler var. Temizleyen, toplayan, düzenleyen, bakan, onaran insanlar var. Bu bizi tembelleştiriyor mu? Nasılsa işi bu olan biri var gelip temizleyecekler. İşine canım temizlesinler. Eğer öyleyse bu ahlaki bir yoksunluğu da ortaya koyar. Onun işi temizlemek ama senin işin de insan olmak. Peki senin işin ne insan olmak duruyorken diye sorar insan. Sen evinde böyle mi yapıyorsun? İnsanlıktan mı çıkıyorsun? Sen evinde insanlıktan çıktığında annen ne diyor sana? Hı? Biraz dikkat etmek lazım bu konulara. Çünkü e, o çöp bir de yani sıkıntı şu. E, attığı şey karpuz kabuğu değil. İşte ne bileyim çekirdek kabuğu değil. E, ki o da rahatsız edici olabiliyor ama plastik atıyorsun, poşet atıyorsun, cam atıyorsun bunlar doğada kaybolmuyor. Ve doğaya zarar veriyor. Doğanın işte toprağın bileşenlerine zarar veriyor. Toprakta yetişen bitkiye, yeraltı sularına, minerallerine zarar veriyor. Bunu bilmek lazım. Dolayısıyla bu önemli. Evet, gözünü kaybetti, aşkını kaybetmedi. Kayseri'de 2008'de atandığı okulda ilk gününe giderken, e, atandığı okulda ilk gününe giderken servis aracının çarpması sonucu görme yetisini büyük oranda kaybeden öğretmen Nuri Cankurt, meslek aşkıyla öğrencilerini geleceği hazırlamaya devam ediyor demiş haberde. Maşallah diyelim bizler de tebrik edelim e ee, bir misyon üstlenmiş insanlara emek veren eğitimcilere selam olsun. Ee, yolundan, davasından, hizmetinden, emeğinden geri durmuyor. Allah şifa versin. Allah kalp gözünü genişletsin inşallah. Feraset ve basiret sahibi kılsın inşallah diyelim. Ve Evet aktaracağımız yeni ve farklı bir haber yok akşam gazetesinde. Öyleyse gazete turumuzun son durağı olan Mirat gazetesine şöyle bir geçelim. Mirat gazetesi manşetinde Elif gibi dimdik başlığı yer alıyor. TÜGVA Başkanı Eminoğlu, CHP'li İBB'nin milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil için çalışan TÜGVA'ya saldırmak için çaresizce işgal, gasp, yalan ve şiddete başvurduğunu söyledi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı'nın Büyükada Şubesi'ni 10 yıllık kira kontratına rağmen hukuksuz bir şekilde kapatmaya çalıştı. TÜGVA'da gençlere Kur'an eğitimi ve sanat dersleri veriliyor. Olayın iç yüzünü TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ile konuştuk demişler. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu vakıf bünyesinde gençlere Müslüman bir duruşun anlatıldığını Zarafet Akademisi'nden Kur'an-ı Kerim kurslarına sportif faaliyetlerden sanatsal etkinliklere, yurt ve burs imkanlarından çalışma alanlarına kadar on binlerce gence ulaştıklarını söyledi. Mahkemenin tahliye kararı yok, biz hukuken haklıyız ve bu zorbalığın karşısında tüm teşkilatımızda Elif gibi dimdik duracağız diyen Eminoğlu şunları söyledi. CHP il başkanının burada ne işi var? İstanbul'u yönetemeyişlerinin üstünü yalanlarla, provokasyonlarla, iftiralarla örtemezler. Her hafta düzenledikleri sabah namazı buluşmalarında Ayasofya'da Ayasofya'da bugüne kadar 5000'den fazla gençle birlikte secdeye vardıklarını belirten Eminoğlu, 30 şehirde 38 yurdumuzda 5000 genç var. 4 yılda 10000 öğrencimize burs imkanı sağladık. Bu hizmetler niye rahatsız ediyor diye sordu. <laughs> e çünkü sayın başkanım söyleyeyim bir yurt problemi olduğunda sizin öğrencileriniz gidip parkta yatıp eylem yapmıyor. Katil polis diye slogan atmıyor. Sizin teşkilatlarınızda, sizin e, temsilciliklerinizde militan yetişmiyor. Molotov kokteyli nasıl yapılır, maske nasıl bağlanır, e, nasıl sapanla taş atılır, polise mukavemet nasıl gösterilir, göz yaşartıcı gaza karşı nasıl tedbir alınır gibi temel insani eğitimler vermiyorsunuz. Dolayısıyla bu da dikkat çekiyor olabilir. Şöyle bir bakıyoruz. Evet, devam ediyoruz. Vidasına kadar Türk malı başlığı var. Harp başlığındaki 10 bin parçacıkla drone tehditlerini avlayacak olan fedai mühimmat sistemi vidalarına kadar Türk firmaları tarafından geliştirildi. Transvaro icra Evet, Transvaro İcra Kurulu üyesi Güray Ali Canlı, bu çalışmaların en önemli tarafı bu ürünleri satın alamıyorsunuz, kullanamıyorsunuz. Patentler nedeniyle çok büyük transfer bedelleri gündeme geliyor. Biz de kendi çözümümüzü, Türk tipi milli çözümümüzü ürettik dedi. Helali hoş olsun efendim. Zamanında... Anıtkabir'deki bayrak direğinin ipini üretiyoruz diye gazete manşetlerine haber yapan bir Türkiye'den bugün neler neler var. Ben açıkçası şu an envanteri sırala deseniz 8-10 başlığın dışında yerli ve milli üretimde özellikle savunma sanayindeki öne çıkan bu ürünleri saymakta yetersiz kalabilirim. Ama her alanda, her noktada, her geçen gün yeni gelişmeler kaydediliyor. Yapanlardan Allah razı olsun. Ve şöyle bir bakıyoruz. Artık iddiası olan bir ülkeyiz başlığı var. Birlik Vakfı Genel Merkezi'nin bu haftaki konuğu Sakarya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Savaşan'dı. Savaşan, 2010'lardan itibaren Türkiye yeni bir aşamaya geçti. Sünepe bir ülke olmayacağımızın farkına vardık. Artık dünyaya ben de varım diyen iddialı bir ülkeyiz dedi. Birileri bunu hala kabul etmese de biz onlara gelecekten kart atarız. Ee, Oyun sonra kendilerini nerede görüyorsunuz sorularını onlar cevap verirken biz onları kendilerini göremedikleri yerden onlara kart atmak üzere gelecekte bekliyoruz diyelim. Ve... Böylelikle de e, MİNet gazetesinden aktaracaklarımızı tamamladık. Dolayısıyla da e, gazete turumuzun sonuna geldik. Şimdi de haber merkezimizce hazırlanan haberleri aktarmaya e, devam edelim. <laughs> evet, hafta sonu özellikle <laughs> özür dilerim e, gündem olan bir uçak kazası vardı. E, burada mıyız? Özür diliyorum. Bir uçak kazası haberi vardır. Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçüleri taşıyan L410 model uçağın düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü. 16 kişi hayatını kaybetti. Rus basınının Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, Tataristan'da Minzele şehri yakınında bulunan havaalanında sabah saatlerinde çoğunluğu paraşütçülerden oluşan 23 kişiyi taşıyan uçak havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi. Uçağın bir havacılık kulübüne ait olduğu belirtildi. Evet bu haberin ardından şimdi de e, yapımı devam eden ortak tatbikata gerçekleşen ortak tatbikata gideceğiz. Daha önce ilgili haberi aslında vermiştik, duyurmuştuk. Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatı e, Nahçıvan'da devam ediyor bu tatbikatta temsili düşman hedefleri işgal imha edilerek işgal altındaki bölgeler kurtarıldı. Aslında birebir savaş sahnelerini görebildiğimiz savaş filmlerinden benzerlerini görebildiğimiz bu tatbikat hani deyim yerindeyse gerçeğini aratmadı. Türk silahlı kuvvetleri 3. Ordu Komutanlığı ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan'da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik 2021 tatbikatında yerine getirilen görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı. Tatbikat özel kuvvetlerin temsili düşmanın konuşlandığı tepeliklere saldırması ve ele geçirmesiyle başladı. Temsili düşman hattının arkasına havadan çıkartma gerçekleştirilen tatbikatta pusuya düşürülen düşman güçleri etkisiz hale getirildi, zırhlı araçları ele geçirildi. Keskin nişancıların da hedefleri nokta atışıyla imha ettiği tatbikatta temsili hedeflere top, havan topu ve füzelerle atış yapıldı tank ve zırhlı araçlarla düşman mevzilerine saldırı gerçekleştiren tatbikatta özel kuvvetler temsili işgal altında olan yerleşim birimlerini kurtardı. Savaş uçakları da tatbikata katılarak temsili hedeflere atış yaptı. Tatbikat işgalden kurtarılan tepelere Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının asılması ve helikopterlerin ülke bayraklarını açarak uçuş gerçekleştirilmesiyle sona erdi. Tatbikatı Nahçıvan Ordu Komutanı Kerem Mustafa Yevli, Türkiye'den 3. Ordu Komutanı Kor General Yavuz Türk Genci de izledi. Evet biliyorsunuz ki bu tatbikat İran'ı oldukça tedirgin etti. İran'da bölgede bu tatbikattan rahatsız bir işbirliği içerisinde arayışında işte kimle Rusya ile kimle Suriye ile vesaire o bölgedeki hareketlilikten rahatsız çünkü oradaki varlık hem bir gözdağı unsur olmakla beraber hem de bir Nahçıvan koridorunun açılmasıyla birlikte Türkiye'nin e, Türkiye devletlerle olan e, irtibatsızlığı ortadan kalkmış olacak ve bir koridor açılmış olacak. Dolayısıyla hem e, İran hem Ermenistan'la hem de Rusya'yla bu noktada bir ittifak kurma çabasında Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı bir yaptırım uygulama arayışı içerisinde göreceğiz ilerleyen günlerde neler olacak. Ve son haberimiz Filistin'den İsrail'le bağlı Kudüs Belediyesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın surları dibindeki Müslüman mezarlarını tahrip etti. Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın doğu surlarının dibinde bulunan Müslüman Yusufiye mezarlığındaki bazı kabirler Kudüs beldesine bağlı iş makineleriyle tahrip edildi. Yapılan kazı çalışmalarında Müslümanlara ait olduğu ifade edilen mezarlardan bazı kemikler çıktı. Bölgeye evet. gelen Filistinlilerin tepkisi üzerine alandaki kazı çalışması durdurulurken, Filistinliler ortaya çıkan kemiklerin üstünü yeniden toprakla örterek etrafını taşlarla çevreledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Müslüman mezarlıklarını koruma komisyonu yetkilisi Ahmet Eddicani, İsrail Mahkemesi'nin İsrail Arkeoloji İdaresi'ne Yusufiye Mezarlığı'nda çalışma izni verdiğini belirtti. Dicani bu alanda 1948 ve 1967'deki savaşlarda hayatını kaybeden Müslümanların kabirlerinin bulunduğuna dikkati çekerek İsrail makamlarının bu çalışmalarına karşı her türlü hukuki yola başvuracaklarını kaydetti. İsrail'e bağlı Kudüs beldesinin alanda park yapmayı hedeflediğini aktaran Dicani, bu bölgenin Yusufiye mezarlığının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Ve bu haberle Yeni Gün Başlıyor programının sonuna geldik. Noktayı koyuyoruz efendim. Haftanın ilk gününde Yeni Gün Başlıyor programında sizlerle birlikte olduk. Yarın yine saat 8'de görüşmek dileğiyle. İyilikle kalın. Allah'a emanet olun.